Herkese merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün size mesleğimden bahsedeceğim. Aslında mesleğimin bir kısmından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki ben freelance illüstratörüm ve eskiz kart sanatçısı olarak yurt dışıyla çalışıyorum. Sketch kart artist olarak da diyebiliriz. Nedir sketch kart artist? Sketch'in yani eskizin kelime anlamını sizinle konuşmuştuk. Şimdi belirli markalar koleksiyon kartları hazırlıyorlar. Filmlerle ilgili, çizgi filmlerle ilgili, hatta golf gibi, işte basketbol gibi sporlarla alakalı koleksiyon kartları hazırlıyorlar. Ve bunun bir çılgınlığı var. Amerika'da çok çok fazla kart toplayan insan var. Hatta evlerinde binlerce kart çıkanlar. Ben de bu markalar için belirli lisanslarda sketch kart üretiyorum. Marvel lisanslı, Star Wars lisanslı, Netflix lisanslı, Ninja Kaplumbağalar lisanslı çalışmalar bugüne kadar yaptıklarımdan. Birazcık sketch kartın ne olduğu hakkında hem konuşalım hem de benim sketch kartlarımı inceleyelim istiyorum. Sketch kart artist olmak isteyen genç arkadaşlarıma da tavsiye niteliğinde bir video olmuş olur. Hem kocaman bir dosya var bakın. Bunlar benim artist proof çalışmalarım. Yani bende kalan yurt dışındaki giden çalışmalardan bana kalan çalışmalarım. Çalışma sistemi şöyledir. Yaptığın bütün çalışmaları renkli yaparsan onda bir çalışma sende kalır. Bunlar da benim bugüne kadar onda bir kalan ve satmadıklarımdan. Şöyle ben aslında birazcık kıyamadım başlarda. Bunun da çok fazla etkisi var. Tek tek inceleyelim. Videonun kalan kısmına geçelim o zaman. Kartların ne olduğunu özetle söyledim. Bunlarla ilgili yaptığım çalışmalar ve örnek çalışmaları göstereceğim şimdi size. Bunlar benim 3 yıl önce çalıştığım çalışmalar. Deneme işte portfolyo aşamasındayken bunları çalışmıştım. Özellikle realistik çizimler, şöyle netlemesini yapayım. Akşam çekiyorum. Umarım güzel sonuç alırız. Örnek hazırladığım çalışmalar ve daha action figürler üzerinden hazırladığım örnek çalışmalar vardı. Bunlar benim epey epey eski bir çalışmalarım. İlk çalışmalar etkili olsun diye birazcık daha realistik tarzdaki çalışmalardan yapmıştım. Daha sonrasında çalışma tarzımı tabii ki de değiştirdim. Hem hızlı ve pratik olması açısından. Çünkü bu benim tek mesleğim değil. Bunu mesleğimden grafik tasarımcı olarak çalıştığım için arta kalan zamanlarda yapıyorum. Yurt dışında bunun inanılmaz bir mecrası var. Gerçekten bu kartları alıyorlar ve topluyorlar. Yani sanata biliyorsunuz bizim ülkemize verilenden çok daha fazla değer veriliyor. Şöyle farklı malzemeler kullanarak hazırlamıştım. O yüzden bu tarz işlerle uğraşmak istiyorsanız yurt dışındaki kanalları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bunlar benim ilk zamanlarda yaptığım, dediğim gibi 3,5-4 yıl önce yaptığım çalışmalar, acemilik çalışmalarım. Daha sonra farklılaştı. Dediğim gibi bende kalan çalışmalardan da göstereceğim az sonra. O zamanlar Walking Dead seviyordum ve üzerine bu şekilde portreler hazırlamıştım. Çok seve seve yapmıştım. Bu çalışmaların çoğunda kullandığım malzemeler Derwent'in Drawing serisi, özellikle onun mükemmel kaynaşma şekilleri var, biliyorsunuz. Biliyor musunuz bilmiyorum. İsterseniz malzemeyle ilgili de video çekebilirim. Daha sonrasında da Prisma Color'ın bir boya setini kullandım. Onu da gösterebilirim. Bazı yerlerde sulu boya ve yine Copic Marker görüyorsunuz. Biraz daha şurada şeyler var, işte Fairy Tales temalı yaptığım, referanssız tamamen bana ait olan eski çalışmalarımdan var. Bu şekilde bu tarz kart aslında yapmıyorum. Yani yapanlar var yine. Benimkiler biraz daha figür ve action figürü odaklı gitti. Bunlar da yaptığım diğer action figür olarak hazırladığım çalışmalar. Yine aslında Fairy Tales'ler de var burada. İşte bu peri masalı, mitoloji temalı. Bu tarz çalışan arkadaşlar da var. Ben bu tarz çalışmadım. Sadece örnek çalışmalarımın arasında var. Bu da benim ilk yaptığım, ilk çizdiğim lisanslı seriden Spider-Man Homecoming, Örümcek Adam Eve Dönüş serisinden yaptığım artist proof çalışmalarından bana kalan çalışmalar. Keyifli bir iş tabii ki de. Yani sonuçta lisanslı bir iş yapıyorsun. Hani belki de çizgi roman sektöründe çalışmak isteyenler için en alt kademe bir iş olarak görünebilir. Yani bir yerden küçük bir başlangıç olarak görülebilir. Tabii ki de direkt Marvel'ın bizzat kendisine yapılan çizgi romanlar gibi görmeyin bu çalışmaları. Ama yine de Marvel lisanslı, Star Wars lisanslı, Netflix lisanslı işler oldukları için
kendinizi hem geliştirebilirsiniz hem de portfolyonuzda sizin için yeri gerçekten iyi olabilir. Benim için öyle. Şöyle burada da var bir kısım. Bazen kartların boyutları farklı gelebiliyor. Şöyle uzun buklet şeklinde kartlar gelebiliyor. Böyle arkasında ıslak imza oluyor. Farklı mecralarda da çalışmak, farklı boyutlarda da çalışmak gerçekten eğlenceli oluyor. Gördüğünüz gibi. Yine karakterler belli ama hani renk ve bazı kullanımlar, kompozisyonlar bana ait. Bazılarında öyleyken bazılarında ise direkt sahnenin bir close-up'ın kendisi, yakınlaştırılmış bir sahnenin vesaire. Biraz parlıyorlar, kusura bakmayın. Netleyebildiğim kadar netlemeye çalışıyorum. Benim en sevdiğim çalışmalardan. Bunları ben tabii ki satabiliyorum. Yani bende kalanları satabiliyorum. Demiştim. Her 10 çalışmadan bir tanesini bana geri gönderiyorlar. Bu çalışmalarda bunlar. Burada Prisma Color markasının boyalarını kullanmıştım. Gördüğünüz gibi malzeme gerçekten çok güzel. İnanılmaz bir etkisi var. İstediğiniz kadar detaylı çalışabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar realistik yapabilirsiniz ki bunu realizmi çok sevdiğim için söylemiyorum ama bazen bazı projelerde gerekli olabiliyor. O yüzden söylüyorum. Mesela bakın burada markerla çalıştığım bir çalışma var. Copic marker kullanmışım burada. Ve mürekkep ink kalemlerden kullanmışım. Değişik seriler geliyor. Star Wars üzerinden özellikle çok çok fazla seri geliyor. Güzel bir alan. Değerlendirebilirsiniz. Siz de eğer yapmak istiyorsanız örnek bir portfolyo hazırlayıp şirketlere başvurabilirsiniz. Şöyle yine sevdiğim bir çalışma göstereyim size. Renk tonlarını sevdiğim özellikle. Marker kullanarak yaptıklarım. Marvel için yaptıklarımdan şu an burada çok fazla gösteremeyeceğim. Onların genellikle artist proofları kalmıyor. Yani aktif olarak da satışını yaptığım için bende kalan çalışmaların. Ama henüz hazırlamadıklarım var. Onların arkalarından gösterebilirim. En azından arka planlarını görmüş olabilirsiniz. Burada da bakın sulu boya kullanmışım ve yine mürekkep kullanmışım. Sulu boya, burada kullandığım sulu boya biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. Şeminke'yi çok seve seve kullanıyorum. Bunlar da bende kalan boşlar. Boş versiyonları. Burada da markerla yaptıklarımdan var. Bazen daha hızlı olsun diye açıkçası marker da kullanmayı tercih ediyorum ben. Ama tamamen karta ve benim vakit durumuma göre değişiyor. Bunlar da Marvel'ların boş versiyonlarından elimdeki kalan. Orijinal çalışma eğer isterseniz siz de Instagram sayfamdan ulaşıp sipariş verebilirsiniz bana. Bunlar da yine Star Wars'un Masterwork, usta çalışmaları, usta serisi dedikleri çalışmalardan çıkartabilirsem göstermeyi çok istiyorum ama çıkartamadım. Evet, bir tanesini nihayet çıkarttım. Bu kartlar diğer kartlara göre daha kalın gördüğünüz gibi. O yüzden biraz zor çıktılar. Şu şekilde de bir tasarımları var. Çok da güzeller. Umarım biraz olsun size faydalı bir video olmuştur. Sketch kart artistlik, işte eskiz kartı sanatçılığı hakkında sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Yani ama özetle bana çok fazla soru geliyor. Nereden başlayabilirim, ne yapabilirim? Bol bol örnek çalışma üretin. Yani hani bunlar kimsenin yapamayacağı şeyler değil. Sadece önemli olan zevkle yapabilmek. Bu yüzden eğer böyle bir ilginiz varsa, yapmak istiyorsanız neden olmasın? Yani çok çizer de size yön verecektir. Ama daha çok hani başkalarından yön beklemek yerine dediğim gibi örnekler araştırıp kendiniz bir portfolyo hazırlayıp ona göre çalışmalarınızı sunup bir şeylerin peşinde koşabilirsiniz. Yine benim çok sevdiğim çalışmalardan. Böyle die cut dedikleri, işte burada sanırım şu C-3PO robot şeklinde kesilmiş olan kartlardan. Bunlardan değişik versiyonları var. Başka karakterlerle ilgili de kesim, özel kesim olabiliyor. Hatta bir tane daha vardı galiba. Şurada onu da göstereyim. Bu da herkesin son seride sevdiği BB-8.
şeklinde kesilmiş bir çalışma. Bunun da içine hem üst kısmı böyle değerlendirip alt kısmını da böyle değerlendirmiştim. Çalışmalar çok keyifli oluyor gerçekten eğer vaktiniz varsa. Şimdi de yeni birkaç seri çiziyorum. Hatta aralarında Marvel çalışmaları var. Bunlardan çok fazla gösterememekle birlikte şöyle hemen yapım aşamalarından bir iki tane paylaşayım sizinle. Henüz bunlar daha piyasaya çıkmadığı için çok uzun süre gösteremiyorum ne yazık ki. Bu şekilde sanırım biraz olsun sketch card artistik nedir ne değildir kafanızda şekillenmiştir diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, esen kalın.